Mobbingin özelliği, mobbing fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddet şeklinde ortaya çıkabilir. Organize bir şiddettir. Yani arkadaşınızın size kötü davranması ya da amirinizin ters davranması mobbing değildir. Organize bir şiddettir ve belli bir süre devam etmesi gerekir. Mobbingin nedenlerini psikologlar açıklamakta zorlanıyorlar. İnsanın karanlık tarafıyla ilgili, hayvansal tarafıyla, tabiatıyla ilgili, bölgecilikle ilgili, kabilecilikle ilgili, farklı olanı dışlamayla ilgili, güçlü olana zarar vermeyle, birleşerek zayıfların güçlüye zarar vermesiyle ilgili. Araştırmalar mobbing faillerinin genelde problemli kişilikler olduğunu, mobbing mağdurlarının ise genellikle güçlü, yaratıcı, çalışkan, enerjik kişiler olduğunu ortaya koymuş. Zaten güçsüz insanlara mobbing yapılmıyor. Mobbing bir grup insanın, tek bir insana karşı uyguladığı psikolojik bir şiddet. Mobbing kanunen suç, ceza kanununa göre suç, anayasaya göre suç, iş kanununa göre suç, borçlar kanununa göre suç, iş sağlık güvenliği kanununa göre suç. Dolayısıyla şunu bilmenize fayda var. Mobbingi yapanlar suçlular, mobbing mağdurları ise suçsuz ve kanunen aslında güvence altındalar. Buna rağmen mobbing mağdurları seslerini çıkarmakta ya da bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Çünkü mobbing sinsi ve organize bir şiddet. Hemen uygulanan bir şiddet değil, zaman içerisinde uygulanan bir şiddet. Mobbingin gerekçeleri irrasyonel olduğu için mobbing failleriyle uzlaşabileceğinizi düşünmeyin. Yani mobbing basit çatışma gibi nedenleri olan bir şey değil. Mobbing failleriyle uzlaşmak yönünde attığınız her adım sizin güçsüzlüğünüz olarak kabul edilip bu şiddetin, psikolojik şiddetin artmasından başka hiçbir işe yaramayacaktır. Yapmanız gereken şey mobbing uygulayan faillerle çatışmayı göze almak. Yani kontrollü bir şekilde bu çatışmayı sürdürmek. Ancak bu şekilde mobbingin zararlarından uzak kalabilirsiniz. Mobbingin aşamaları vardır. Mobbingin birinci aşaması bir kere tanımlama aşamasıdır. Öncelikle işte mobbingi uygulayacak olan o fail grubu sizi ötekileştirir. Bu farklı, bu bizden değil, bu bize benzemiyor. İşte farklı ırktan, farklı cinsiyetten, farklı düşüncede, farklı meslekten diye sizi öncelikle ötekileştirilir. Ama ortada henüz bir şiddet yoktur. İkinci aşama anlaşmazlık aşamasıdır. Bu aşamada gruptan herhangi birisiyle sizin aranızda bir çatışma olur. Şirket iş hayatından kaynaklanabilir. Bu kişisel nedenlerden kaynaklanabilir. Bu çatışmadan sonra saflar netleşir. Çatışma içerisine girdiğiniz kişinin çevresinde toplanan mobbing grubu sizi yalnızlaştırır. Üçüncü aşama artık saldırganlık aşamasıdır. Sizi yaftalarlar, hakkınızı dedikoduları üretirler, sizi yalnızlaştırırlar, başarılarınızı küçümserler, sizle dalga geçerler. Ve bu aşama, saldırganlık aşaması şiddetlenerek devam eder. Eğer siz bunu durduracak herhangi bir adım atmazsanız bu fiziksel şiddete kadar çok daha ağır bir takım noktalara kadar bu ilerleyebilir. Dördüncü aşama yönetim aşamasıdır. Bir şekilde yöneticileriniz ya da şirket yönetimi mobbingten haberdar olur. Ve bu noktada ne bekliyorsunuz? Şirketin mobbingi ortadan kaldırmasını ya da sizi koruma altına almasını bekliyorsunuz. Çünkü kanunen aslında şirket sizi mobbingten korumakla yükümlüdür. Ama böyle olmaz. Şirket en iyi durumda mobbingi görmezden gelir. En kötü durumda ise mobbinge taraf olur. Bunun nedeni de şudur. Şirkette hiyerarşik yapılardır. Mobbinge maruz kalan personel bir kişidir ama mobbing faili olan grup oldukça kalabalık olabilir. İçerisinde yöneticiler olabilir. Şirket bu durumda hiyerarşik yapısı gereği kendi yöneticileriyle ya da çalışanlarının büyük bölümüyle ters düşmek yerine mobbing mağdurunu gözden çıkartır. Yani mağdur bir anlamda kurban, suçlu olarak kabul edilir. Beşinci aşama artık işten çıkış aşamasıdır. Ya siz mobbinge maruz kalmaktan dolayı direncinizi yitirir ve istifanızı vererek işten ayrılma yolunu seçersiniz. Ya bu çatışma sürecinde kontrolünüzü kaybederek iş kanununa göre kabahat olan bir davranış işlersiniz. Yani işte amirinize çatışırsınız, küfür edersiniz, kavga edersiniz. Bunun neticesinde işten atılırsınız tazminatsız olarak ya da şirket sizi işten çıkartmayı tercih eder. Her durumda eğer mobbinge karşı herhangi bir mücadele vermediyseniz işten ayrıldıktan sonra dahi mobbingin travmatik etkileri ömür boyu sizinle gelmeye devam eder. Bazı durumlarda işte mağdurun şirketten ayrılması, kendi isteğiyle ayrılması, kaçması durumlarında mobbing faillerinin bu zorbalığı devam ettirdiklerini hatta işte sonuç olarak mağdurun intiharına kadar giden bir takım olaylara sebep olduklarını gösteren bir takım hadiseler, olaylar var. Dolayısıyla mobbing kaçabileceğiniz, uzaklaşabileceğiniz bir şey değil. Mobbingle mücadele için öncelikle mobbing failleriyle uzlaşamayacağınızı kabul edin. İkinci olarak mobbingle savaşmak yönünde çok net bir irade geliştirin. Soğukkanlılığınızı kaybetmeden karşı taraf nasıl size karşı psikolojik şiddet uyguluyorsa bu psikolojik şiddetin açık alanlarda açıktan yapılmasını sağlamaya çalışan bir takım böyle meydan okumalar, konfrontasyonlar geliştirebilirsiniz. Bu sizin kanıtlarınızı artıracaktır. Diğer taraftan mobbing mağdurları genelde zayıf kişilerden oluşur. Mobbing faili olan grup çeşitli farklı güçteki üyelerden oluşur. İçlerindeki en zayıf halkaya odaklanın ve onunla şiddeti tırmandırın. Onunla tırmandırdığınız şiddet onun bu işten vazgeçmesine ve grubun dağılmasına ya da şiddetinin azalmasına yol açabilir. Bu da bir yöntemdir. Diğer taraftan bu mücadelede soğukkanlılığınızı asla yitirmeden bunu sürdürmeniz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yazılı kanıt, görsel kanıt toplamaya çalışın. İşte WhatsApp yazışmaları, sosyal medya atışmaları, maillerdeki gitmeler, gelmeler sizin için birer kanıt oluşturacaktır. Aynı zamanda da sizin kolay lokma olmadığınızı da karşı tarafa gösterecektir. Mobbinge uğradığınız zaman ertelemeden, kesinlikle ertelemeden bu durumu amiriniz mobbingin içerisindeyse insan kaynaklarına, iş sağlığı güvenliği yetkililerine bir kere bildirin. Sözlü olarak bildirin. Sözlü olarak bildirmeden sonra hiçbir şey yapılmayacaktır, emin olun. Karşılaştığınız tüm anormal, psikolojik şiddet içeren davranışları yazılı olarak amirlerinize böyle bir duruma maruz kaldım. Bu benim performansımı, çalışma biçimimi, çalışma verimimi etkiliyor şeklinde bunu bildirin. Yani insan kaynaklarına da, İSG'ye de, amirinize de bunu yazılı olarak mail atın. Bu maillerin aynı zamanda bir kopyasını kendinize tutun. Bu mailler yarın bir gün mahkemeye gittiğiniz zaman sizin için bir kanıt oluşturacak. Yine amirleriniz muhtemelen bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaklardır. Bir sonraki aşamada mobbing devam edeceği için bir psikolog randevusu alın. Psikoloğa durumu anlatın. Psikolog muhtemelen hastaya ya flaşlar verecektir, ya rapor yazacaktır ya da terapi uygulayacaktır. Bu da tıbbi olarak kanıt teşkil edecektir. Mobbing devam ettiği takdirde, ki devam edecektir, buna emin olabilirsiniz. Bu kanıtlarla birlikte haklı nedenle fesih talebiyle noterden şirkete ihtarname gönderip ayrılabilirsiniz. Bu ihtarname sonucunda şirkette ihtilaflı duruma düşeceksiniz. Konu mahkemeye gidecektir. Mobbingle ilgili mahkemelerin tavrı şudur. Mobbinge maruz kaldığınızı iddia ediyorsanız bunu ispatla yükümlüsünüz. En azından bir takım kanıtlar ortaya koymak zorundasınız ve mahkemeler bu noktada çalışanın lehine bir tutum içerisinde oluyorlar. Bu saydığım kanıtlarınızı, yani işte psikolojik desteğinizi, mailleri, sosyal medya mesajlarını mahkemeye aktardınız ama mahkeme sizin haklı nedenle fesih talebinizi kabul edecektir. Haklı nedenle fesih talebi kabul edildiği andan itibaren aslında bu hukusal olarak da mobbingin mahkeme tarafından algılandığına dair bir karine oluşturur. Bundan sonra siz mobbing davası açabilirsiniz. Şirkete ve size mobbingi uygulayanlara mahkeme mobbing davasına sizi haklı bulduktan sonra da maddi ve manevi tazminat davası açmanızın önünde herhangi bir engel yok. Bunu niçin yapacaksınız? Bir şeyler koparmak için, bir şeyler almak için değil. Bunu öz saygınızı korumak için yapacaksınız. Hiçbir şirket, hiçbir para, hiçbir kariyer açıkçası öz saygınızdan daha değerli değildir. Geri adım attığınız her durumda bu travma hayatınız boyunca sizde devam edecektir. Bu savaşı verip öz saygınızı korumak için bu yollara başvurmanız en doğru hareket biçimidir sizin için. Mobbingçilerle uzlaşmaya çalışmayın, onlardan korkmayın. Aç kalmazsınız, başka yerde iş bulursunuz. Bunlar önemli değildir. Bu korkular. Mobbingin şöyle bir özelliği vardır. Mobbing süreci içerisinde artan stres seviyesi sizi sağlıklı düşünmeden alıkoyar. Ve bu noktada korkuyla, stresle irrasyonel kararlar verebilirsiniz. Onlardan kaçının. Dünya büyük. Mobbingi uygulayan grup küçük bir grup. Şirket işte bu binlerce şirketten bir tanesi. Sizin bir profesyonel geçmişiniz var, bilginiz var. Bununla hesaplaşmak zorundasınız. Hadiseye böyle yaklaşırsanız bunu çok daha kolay yönetirsiniz. Mobbing çok yaygın bir şiddet türü olmasına karşın insanlar tarafından doğru yönetilen bir problem değildir. Bu videoda belki bu alanda ilk defa çok net bir şekilde bunu nasıl yöneteceğiniz konusunda sizlere bilgi verdim.